Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir haftaya merhaba dedik, bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. Benim gibi şu an çalışan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. İstirahatlı olanlarda hayırlı istirahatler diliyorum. Arkadaşlar, mavi taş yükledim. Hatta 4. 5. seferim bu. Köprünün altından yüklüyorum. Bunu dökeceğim. Bir daha harfiyata geçeceğim. O yandaki dün çalıştığım yere. Oradan yükleme yapacakmışım. Yağmur vardı sabahleyin. Sabahleyin yağmurdu. Buradan indik çıktık gerçi. Sorun olmadı. Ama tabii haliyle arabanın lastikleri çamurlanıyor. Şimdi şurada yıkamaya gireceğim arkadaşlar. Bakın burada yıkama var. Size yıkamanın nasıl olduğunu da göstereyim. Lastikler şöyle, şu telefonu şöyle tutayım. Güvenlikçi arkadaş yanlış anlamasın. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya geliyorsun. Şurada göz var. O göz arabayı okuduğu an. Evet, şöyle bir duralım, başlasın. Arabayı da manuele alalım. Şimdi yavaş yavaş yürüyelim. Aynadan görebiliyorsunuz inşallah. Öteki yerin yıkaması çok güzel arkadaşlar. Öteki yerin yıkaması maşallahı var. Vallahi da arabanın tepesini attırıyor. Burası bak böyle, mesela buradan çıktın mıydı burayı dönemezsin. O yüzden buraya biraz daha şey yapmaları lazım. Bu tarafa almaları lazımdı o yıkamayı ama işte düşünüp almamışlar. Burada böyle tam dönüş yapamayız zaten de. Yapmaya da kalksan lastik kırılır. Lastiğe zarar verir, tel kırar. Neyse, öteki taraftan çalışacağım zaten. Hakkımız hayırlısı diyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Çalışıyoruz. Dün de geldik çalıştık, bugün de geldik çalıştık. İstirahat edemedik. Bir de biliyorsunuz epey zamandır da evdeyiz. Çalışmıyoruz, gitmiyoruz kimse işe. Hamlamışız. Biraz yorgunluk var üzerimizde. Ama inşallah atacağız o yorgunluğu. Bu yol arkadaşlar Sarıyer'den otobana, Kilyos'a giden yol, otobana doğru giden yol. Solda şimdi Kilyos mezarlığı var, sağda da bizim şantiye var. Araçta ufak bir şey çıktı arkadaşlar. Gerçi bu işte hararet muşuru arkadaşlar. Hararet normal 90'dayken bile arıza veriyor, gösteriyor. Muşurda bir anormallik var. Onu değiştireceğiz ama işte gel gör ki İlhan bizi ne zaman çağıracak garaja. Gerçi İlhan'ın çağıracağına da ben hiç ihtimal vermiyorum. Öteki iki araba gitti, bakımını yaptırdı. Dertlerini söylediler, yaptırdılar. Biz de söyledik. Tamam abi dedi, bilmem ne dedi. Ama ne çağıran var, ne eden var. Demek ki habire söyleyeceksin arkadaşlar. Habire dürteceksin yani. İşte Kilyos mezarlığı arkadaşlar. O da bende yok arkadaşlar öyle. Ne yazıyordu? Bir dakika, burada bir şey yazıyordu. Ağlamış dede mezarlığı. Öyle yazıyor arkadaşlar. Burada ağlamış dede mezarlığı yazıyor. Burada. Benim harfiyat yüklediğim yerde hemen burası arkadaşlar. İşte mezarlığın karşısı. Bakın makine orada. İşte makine orada beni bekliyor. Şimdi boşaltıp gelip yükleme yapacağız orada. Valla dün gittim karavanın dedim arkadaşlar bir şeyine bakayım. Hani ben aküler devirdeyim yapsın, durmadan paneller çünkü yükleme yapıyor. Bir
külerde bir devirdayım yapsın diye dedim buzdolabını çalıştırayım. Arabanın yanına bir giderim. Koltukta birisi uyuyor arkadaşlar. Lan dedim şimdi polisi arayayım. Sonra hanıma sordum dedim böyle böyle biri yatıyor dedim arabanın içinde. Nasıl dedi biri yatıyor? Vallahi dedim biri yatıyor dedim. Aşağı geldi kadın da. Çünkü biliyorsunuz bir kere hırsız girdi bizim arabamıza. Evet arkadaşlar hırsızın kim olduğunu öğrendik. Hırsız bizim mahallenin kedisiymiş. Kedi yatıyordu. Şaka diyorum arkadaşlar. Bir kedi koltuğun üstünde yatıyordu. Kıyamadım kaldırmaya uyanmasın diye. Girmedim ben de arabaya. Vazgeçtim öyle bir daha yukarı çıktık. Yani demek ki hayvan üşümüş. O sağ tarafını hani ben açmıştım ya çürük yerine. Oradan girmiş arabanın içine. Şoför koltuğunun üstünde kıvrılmış uyuyordu. Ben de ellemedim, kıyamadım. Dedim bırak yatsın. Çıktık eve. Bakalım bugün gidince orayı kapatayım da yoksa bu hayvan arabanın içini pisler, mahveder. Yani işte vallahi billahi karavanda ilk uyuyan kedi oldu arkadaşlar. Karavanımızda biz uyumadan kedi uyudu bile. Gör ki kaç gündür o otel gibi kullanıyor bizim karavanı. Ya. Şimdi işte Allah izin verirse şurada çalışabildiğimiz kadar çalışacağız arkadaşlar. Ondan sonra şey geldi. Bak arıza ekrandan gidince araba neredeyse hemen bak gelince araba kısıyor kendini. Yani hızdan düşüyor, güçten düşüyor. Ekrandan onu silince arkadaşlar kendi kendine silince arızayı. Çünkü muşur arızalı. Bir faaliyet gösteriyor, bir göstermiyor. Araba hemen atılıyor, öne atılıyor. İşte bunlara da bir bakım yaptırmamız lazım. Dedim ya arkadaşlar kendisi çağırsın. Ben şimdi bak hemen fark ediyor. Bak ekrandan gider gitmez araba hemen ileriye doğru atıyor kendini. İşte bunlara bakmamız lazım. Bakım yapılması lazım. Ya dediğim gibi işte ispiral geldi arkadaşlar. İspiral güzel bir ispiral. Hoşuma gitti. Yani gerçekten hoşuma gitti ispiral. Vallahi olmadı arkadaşlar. Bir tane de kaynak makinesi alabilirim her an. Çünkü bize her zaman lazım olacak gibi görünüyor. Şimdi nereden bakarsanız bakın 2-2,5 lira arkadaşlar. Demirci benden para istiyor. Orayı yapmaya. E şimdi ben de demirciye o parayı vermek işime gelmiyor. Ben o paraya hani 2,5-3 liraya iyi bir makine alırım arkadaşlar. Kaynak makinesi. Yavaş yavaş kendim kaynatırım yani. Bu kaynatanlar bizden daha akıllı değil ya. Sonra durur makine bende. Lazım olduğu zaman kullanırım yine. Belki belli mi olur? Belki bir karavan daha yapmaya kalkarız. Elimizde makinemiz olur, şeyimiz olur. Yani ona karar verdim arkadaşlar. Eğer Allah izin verir de işte şurada rahat rahat çalışabilirsek bir mani keder olmazsa öyle bir niyetim var arkadaşlar. Kazandığım parayla iyi bir makine alacağım. Tabi A kalite değil de işte yani bizim gibi ufak tefek bizim işimizi yapsın yeter. Yani hiç gerek yok öyle fazla büyük makinelere yahut şey makinelere. Bizim işimizi ufaktan yapsın bize yeter. Bakın şuralar çok güzel yerler. Harika yerler yani şuralar. Köprü hemen burada arkadaşlar. Üçüncü köprü. Hemen burada. Yani köprünün üst, direklerinin üstü görünüyor. Sabah ışıkları yanıyor. Görünüyor buradan. Yani buradan köprüye 2-3 dakikada köprüdesin. Evet. Şu karavanın dediğim gibi ufak tefek şeylerini halletmemiz lazım. Bir de ben bir şey daha siparişi verecektim ama ha camların folyonu ha folyonun siparişini verecektim bak çıkarıcının onu bir türlü vermedik onu bu akşam vereyim siparişin de gelsin onu halledelim hatta
Mesela ben onu telefona ne diye kaydettiydim ama öteki telefona kaydettiydim. Bu telefonda değil tabii. Gitmiştir numara. Esenyurt'taydı yeri. Kıraç'ta da vardı. Onu ben bir şey yapayım da bir hafta sonu o camları düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Onları çıkarmamız lazım o iki camı. Hatta öndeki camın da folyosunu değiştirmemiz lazım. Valla 300 gramı 300 lira dedi adam bize. Bakalım. Mecbur alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Temiz bir şey yapalım diyorsak alacağız. Araba çok sağa çekiyor arkadaşlar. Yani şu direksiyonu var ya. Araba sağa asılıyor, ben sola asılıyorum. Araba sağa asılıyor, ben sola asılıyorum. İnanın bayağı bir yoruyor beni yani. Bayağı bir yoruyor beni. Bu arabayı da biz geçemeyiz. Geçeceğime hiç aklım kesmiyor. Ama bir kere soluna çıktık adamın. Çünkü onun yüküyle bizimki bir değil. Onun arabası 10 teker. Şöyle sinyalimizi verelim. Adam uyansın işi. Adamın soluna çıktık orada. Evet, içeride açarım arkadaşlar. Makine burada. Öğlen yemeğine gitti. Öğlen yemeğe paydosu verdik. Şimdi yanaşıp yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yanaşalım. Yükleyelim. Önden sonra döküme doğru yavaş yavaş gidelim. Şöyle şuraya bir bakalım. Allah. Evet arkadaşlar. Yanaşayım, açayım. Evet, yükledik geldik, dökümdeyim, çıkıyorum. Allah, arkadaşlar çamur gece boyu ıslanmış toprak, o yüzden şu arkadaşı bir yaptırsak ya. Bu nasıl bir sestir ya. Neyse, arabadan zor dökülüyor. Mecbur toprağın altına çalı çırpı atıyor operatör sağ olsun. Öylelikle döküyor, yoksa araba hiç dökmeyecek malzemeyi. Vallahi arkadaşlar, neden sohbetimiz, muhabbetimiz karavanla alakalı konuşuyorduk. Karavanla alakalı, vallahi işte dediğim gibi karavan olduğu gibi duruyor şu an. İşte yavaş yavaş kendimiz yapacağız artık. Öyle onunla şey yapıyoruz arkadaşlar. Hani uçuk rakamlar istiyorlar, deli deli paralar istiyorlar. Hiç yoktan şimdi ispirelim geldi zaten. Bir tane de alırım bir kaynak makinesi. Ondan sonra kendim rahat rahat yavaş yavaş yamuk kaynatırsam keserim. Doğru kaynatırsam başardım demektir. Öyle bir karar aldım arkadaşlar. Kendim yapacağım. Bir kaynak makinesi alacağım. Yavaş yavaş yapacağım. Şimdi işte şöyle ne ahım şahım ne de böyle hani çok külüstür olmayacak. Kaynak makinesi almamız lazım bizim. Evet. Bakın burası park alanı ya. Şoför arkadaşlar buraya çekiyor. İstirahatlarını ediyorlar. Yatıyorlar. Çaylarını içiyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Yollarına düşüyorlar. Allah yollarını açık etsin. Dediğim gibi alacağız, kendimiz yapacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü yani bu zamanda parçayı alıyorsun diyelim 2 liraya, elemeye veriyorsun 4 lira arkadaşlar. Öyle bir zamana denk geldik. Kimse de şey kalmadı. Bir de şimdi bizim işimiz ufak iş olduğundan ustalar şey bakıyor arkadaşlar, hakir bakıyorlar.
Gerek yok, ben kendim yaparım. İki tane propille fazla kaynatırım, temiz kaynatırım. Valla öyle yapacağım, niyetim öyle arkadaşlar, kendim yapacağım. Allah izin verirse. Bakalım, hakkımız hayırlısı arkadaşlar. İnşallah yapacağız da yani. Ondan sonra benim de takip ettiğim arkadaşlar var. Dün yine birinin maliyetini dinledim. Karavanını yapmış, bitirmiş. 302 otobüs arkadaşlar. Vallahi neredeyse işte 3 milyon 600 mü, 3 milyon 700 mü öyle bir rakam çıkarmışlar. Maliyet karavana işte artı KDV ile 4 milyon 200 bin lira. İşçilik de yok. İşçilik de kendileri yaptılar. Zaten vatandaşın kendisi mobil yatıyormuş. Çocuk gerçi yaptı da yani Allah var şimdi. Seyrettik videolarını. Yaptı, bayağı bir uğraştı. Onlarınki bayağı bir sürdü. 2-3 sene sürdü. Güzel oldu. Güle güle otursunlar. Ama işte biraz bence ekstradan çok yani fuzuli şeyler kullandılar. Yok altına işte otobüsün altından bir işte panel çıkıyor. Ne? Neydi, balkon diyorlar, yok bilmem ne, arabanın üstünde balkon diyorlar. Yani bunlara bir dünya para harcamışlar. Dün bayağı bir bahsettiler. Gerek var mı? Bence hadi arabanın üstündekini yapıyorsun da arabanın altına ne gerek var? Hiç gerek yok yani. Ondan sonra yok işte aracın içine akıllı sistem diyorlar. E şimdi akıllı sistemi yaparsın arkadaşlar. En ufak bir arıza verdi bile hepsi birbirine girer. Ne gerek var? Varsın biraz akılsız olsun da düğmelerini açıp kapatın. Yani bir de yani insanlar bilmiyorum arkadaşlar. Bu zaten şeyler var. Sponsorlar var. Zaten o çocuğun ben öyle de lastiği, camları falan filan hep sponsordan oldu. Ama şimdi soruyorsun o bugünkü yapılış maliyetinden bahsediyor. Halbuki ben o paraları harcamadığını biliyorum yani. Sponsor da herhalde onlar. Neyse beni ilgilendirmiyor. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dün bir şey gördüm. Yine bir karavan gördüm. Satılık koymuşlar. 1973 model Chevrolet bir karavan arkadaşlar. Aracın içi güzel mi? Güzel. Allah var yukarıda. Ama arkadaşlar işte o güzelliğiyle kalır yani. O kadar. Bitti. 1973 model Chevrolet'i aldığın zaman bir de kaç para yazmış diye yalan olmasın. Allah 1 milyon 200 mi öyle bir rakam yazmıştı. Yalan olmasın yani o rakamlarda. Zaten 1 milyondan aşağı hiç konuşan yok arkadaşlar. Bu millete ne kadar rahat geliyorsa bu para. 1 milyondan aşağı hiç konuşan yok yani. Ancak biz konuşuyoruz işte. Bugün de gemiler yine burada arkadaşlar. Şu camı açayım. Gemiler orada. Sabah bu gemilerin hepsi ön taraflarını bize doğru çevirmişlerdi arkadaşlar. Demek ki yandan dalga mı aldılar, ne yaptılarsa dalga geldi herhalde. Bu tarafa doğru çevirmişlerdi. Şimdi bir daha yana çevirmişler. Arkadaş, araba gördünüz mü nasıl sağa gidiyor? Şu camı kapatayım dedim. Bunu hemen yaptırım. Bu nasıl bir ses ya? Bu var ya, yemin ediyorum insanı hayata küstürür ya. Her neyse işte arkadaşlar işte hani füzülü bayağı bir şeyler yaptılar arabaya. Onları da hani bana sorarsan tamam. Ama yani her videoda da bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Malzemeleri işte hani ithal diyorlar bilmem ne. Çocuk halbisi yine bir şeyin fiyatını söylemişti. O da bana çok abartılı geldi. Hani o konulara fazla girmek istemiyorum ama fiyatları biraz abartarak söylüyorlar. Biraz değil, baya baya abartarak söylüyorlar. Hatta bir karavan yine yapan vardı, bir karı koca. Onlar da çift katlı bir otobüs yaptılar. Yeşil bir otobüs yaptılar, çift katlı. Onlar da fiyatları abartarak söylüyorlar. 1'e 5 söylüyorlar. 1 veriyorlar, 5 söylüyorlar. Hani gerek yok böyle şeylere. İnsanlar yani kimse aptal değil arkadaşlar ya. Şimdi kavak kontra kullanmış arkadaşlar. Kaç tane dedi ya? 20 küsur tane dedi kavak kontra kullandım dedi.
Hani 20 küsür tane arkadaşlar. Hadi 30 tane olsun. Ya hadi 40 tane olsun. 30 tane kavak kontrol kullandım. 26 mı 27 mi ne dedi? Yalan olmasın. Tuttu kavak kontrol edildi. 80 bin lira para verdim dedi. Bak arkadaşlar. Yani ki kendisi marangozcu. Bu malı ucuza da alabilecek kapasitede çevresi olan bir insan. Biz hiç alakası olmayan, ha görüyorsunuz kamyon şoförüyüm, kamyon kullanıyorum. Ben kamyon şoförüyüm, ben aynı kavak kontrayı 375 liraya alıyorsam sen nasıl 20 küsür tane, hadi 30 tane de kavak kontraya 80 bin lira veriyorsun? Ya tanesini 2000 liraya mı aldın? Hatta 3000 liraya yakın bir para vermiş. 2500-3000 liraya yakın para vermiş tabakasına. Ya ben onun tabakasını 375 liraya aldım. Kereste sitesinde. Yani arkadaşlar böyle var ya, yalan dedim miydi? Şaşırmışız ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. Böyle bir, yani var ya artık acayip bir tip olduk ya. Yalan dedim miydi, şaşırmışız ne yapacağımızı. Yalandan kendimizi kaldırıyoruz, yerden yere vuruyoruz. Ya ne verdiysen onu söyle. Yani 30 tane kavak kontrol olsun ya, 40 tane olsun ya. 20 küsür tane dedim. Ya arkadaş tanesine 2,5-3 lira mı verdin ya? Tanesi 350 liraydı. Hadi olsun şimdi 500 lira ya. En kabası. 8 milim kavak kontra. Biz de gittik aldık. Ben de arabama kavak kontra kullandım. Üstlere lambiri kullandım. Lambirlere kaç para dedi diye yalan olmasın. Lambirlere de bir dünya para dedi ya. Yok arkadaşlar. Metresi zaten abi, şimdi birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite öyle yani. A, B, C diye geçiyor biliyor musunuz? Ya birinci kaliteyle diyelim en son en adisiyle en iyisinin arasında 400 lira vardı arkadaşlar. Diyelim ki onun metresi 800 liraysa ötekisi 1200-1300. En kralı. Ya sen kaç metre kullandın arkadaş ya? Ki o paraları söylüyorsun yani. Uzun lafın kısası yalan dedim miydi? Şaşırmışız ne yapacağımızı. Evet şuraya şöyle yanaşalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. İşte böyle dün biraz seyrettim. O olsun, öteki olsun. İnsanlar da bunlara arkadaşlar siz de seyrediyorsunuz. Yanlış anlamayın. Ben size bir dostunuz olarak söyleyeyim. Hani bu kadar abartılı rakamlar değil. Bakın mesela bir arkadaş daha var. Hatta iki kişi yapıyorlar da. Birisi fiyat fiyat tane tane yazıyor. Güvenç Sayan diye bir arkadaş var. Eskişehir'de o da karavan yapıyor. Sarı ve Iveco yapıyor. Bakın gidin bakın arkadaşlar, adam yazıyor işte tane tane, bir de bir videyi bile yazıyor. İşte gerçek rakamlar onun rakamları. Bunlar arkadaşlar ya, bu o da şimdi karavan yapıyor, bunlar da karavan yapıyor. Hatta o çocuk A kalite malzeme kullanıyor. O olsun mesela Yıldız Tozu karavan var, o da bir Iveco karavan yapıyor, abi de bir Iveco karavan yapıyor. Ama o işte tabanlı mabanlı komple açtı, propülleri A'dan Z'ye arabayı var ya yani öyle. Benim diyen karavan firması öyle yapamaz o arabayı. Bu adamlar eli de yatkın. Yapıyorlar. Yerleri de müsait. Eşim kardeşim açın güvenç denen arkadaşı seyredin. O çocuk kaç paraya yapmış. Ondan sonra bir de açın bunları seyredin. İnsan diyor ki yani yok ya diyor. Ama öyle işte. Evet. Bizim operatör de geldim önüne yanaştım. Ha ben telefonla uğraşıyor. Bak. Ha, ne yapayım? İleri al diyor. Tamam. Evet. Şimdi bir süremize bakalım arkadaşlar. Ona göre devam edelim. Evet arkadaşlar bayağı olmuş bu da. 24-25 dakikayı bulmuş. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Yani insanı böyle bazı bir iki tane istisna arkadaşlar şeyden soğutuyorlar. Halbuki soğuk, tamam pahalılar, biz de yaptık karavan, hani biz de tamam ben yaptım mal ettim atıyorum. Hani 300 liraya bitirdiysem hadi şimdi olsun da 500 lira olsun arkadaşlar. Yani şimdi 300 liraya yaptığın arabayı da kalkıp da diyemezsin ya 1,5 milyon liraya yaptım. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok, yalan inanmayın. Her neyse bugünkü çalışmamız, bugünkü sohbetimiz karavan üzerine oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa sorun. Dilimin döndüğü kadar, aklımın erdiği kadar yardımcı olurum. Ha bu arada bir arkadaş sağ olsun dünkü yorumlarda yazmıştı. Abi işte o şeyi sorgulayın diye. Onu söyledim yetkili arkadaşlara. Bu gişelerden geçerken hani
kaçak yazıyor ya bizi. Hani sıkıntı çıkmasın diye sorgulayacaklar, bakalım ne olacak. Gerçi bu iş de aynı Ulaştırma Bakanlığı'nın, o da o yol da aynı İGA'ya ait. Ama bakalım, dediğiniz doğru yani, ne olacağı belli olmaz. İşimizi sağlama alalım. Bakın makine burada yüklemesini yapıyor arkadaşlar. O zaman ne diyoruz, her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık sıhhat diliyorum, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürsüz, faturasız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Yorum yapmaya devam arkadaşlar. Bir de beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda bir araç tanıtım videosu yapacağım arkadaşlar. 4145 Aros. Mercedes Aros. Aros'ta neyse işte. Bakın bunun kontağını böyle yapmışlar arkadaşlar. Normal kontak. Vitesi bu arkadaşlar. Burada işte D boş, geri. Mesela bak bu ileri, bu boş. Şu ekranlarda görebilirsiniz. Bakın orada ne harfi var. İleri, boş, geri. İşte böyle bir araç arkadaşlar. Tanıtımını yapacağım daha sonra size. Ha, bir arkadaş da şeyi sormuş, takografı sormuş. Takografı var burada. Yalnız bizim bu takograflarımız taahhütlüdür abi. Şimdi şöyle söyleyeyim, yoksa normalinde 4,5 saat kullanıp 45 dakika dinlendirip bir 4,5 daha kullanabiliyoruz. Ama tabii taahhütlü olduğundan dolayı tako kullanmıyoruz. Bak orada yazıyor zaten, aşırı hız demiş, 30 tane. Bu artık araba öteki sahiplerindendir. Ben aldım alalı zaten benim yaptığım hız yok ama buradan şuraya gidiyorum zaten. Bu mesela taahhütlü yapıyorsun satış alırken, İstanbul dışına çıkmayacağına dair taahhüt veriyorsun. O zaman takograf kullanmıyorsun. Kanun tamam diyor, böyle bir sana esnek davranıyor. Ama İstanbul dışına çıkacağın zaman gidiyorsun, trafikten izin alıyorsun. Ben İstanbul dışına çıkacağım, aracım taahhütlü diye takografa ehliyetinizi takıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Tako da böyle yani. Onu da söylemiş olayım. Takograf tabii ki var aracımızda. Burada. Ondan sonra başka, dediğim gibi araç normal bir araç işte arkadaşlar, klimalı, radyosu böyle güzel, fena değil yani, güzel bir araba. Evet, beğeni yapmaya, yorum yapmaya devam arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz, öğretmek istediğiniz bir şeyler varsa yazın yorumlara. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bir karavanın içine girdim, baktım ne var ne yok diye. Biliyorsunuz burası açık, burayı yapmadım. Kedi girmiş buradan içeriye. Onun için burayı kapattım, hayvan girer. Allah göstermesin, bir şey, sakatlık olur mu olur. Günaha girmeyelim diye kapattım oraları. Karavan aynı bıraktığımız gibi arkadaşlar. Evet. Bakın şuraları. Görüyorsunuz arkadaşlar, değiştirdim. Tam olarak da, bakın önceden böyleydi. Şu tuğla desenindendi. Yani şu desenden. Şöyle göstereyim. Karanlık olduğu için tam net görünmüyor. Önceden böyle tuğla deseniydi. Yalnız o kağıtlar kalkıyordu. Ben de gittim şunu aldım arkadaşlar. Böyle beyaz. Plastik gibi. Gayet güzel olacak. Nerede o malzemenin devamı? Ha, burada. Yok. Ha, burada. İşte şu malzeme arkadaşlar. Bakın. İşte bu malzemeden aldım. Bundan bir 15 tane daha alacağım. Bu yanları falan hep kapatacağım onunla. İnşallah daha güzel olacak arkadaşlar. Evet. Şu arkaları falan, şu köşeleri hep ondan yapacağım. Buraları falan hep değiştireceğim. Bir arada şuraya o camı da takayım. Ondan sonra yavaş yavaş şu kısma bakacağız arkadaşlar, buraya. Burayı zaten karar verdik. Buraya bir ikili koltuk koyuyorum. Ortaya masa yapıyorum. Oraya da böyle bir oturak yapıyorum. Bu oturağın aynısını karşıya da yapıyorum.
Karşılıklı burada çay içme yeri yapacağım. İcabı halinde masa inecek. Burada da bir kişi yatmak isterse yatabilir. Keyfi alemi bilir arkadaşlar. Karavanın içi böyle. Bir de dışını göstereyim size. Sonra videoya atayım bunu ek olarak. Mutfak camı açılıyor. Banyonun tuvalet camı yanında şoförün havalandırması. Buraya da bir karavan camı takacağım. Ondan sonra bu tarafı da böyle arkadaşlar. Şu şekilde karavan camı, sürgülü cam. Bir de buraya sürgülü cam koyuyorum altına. Burası böyle cam olsun. Brandamız. Tentimiz yani branda diyorum. Evet. Araç böyle arkadaşlar. Şimdi eve çıkalım. Görüşmek üzere videoda.